Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkan'ın en lezzetli oyun kanalına oyunlu mamullere hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay ve yepyeni bir tamcı müşterisiyle beraberiz. GTA 5'i bilgisayarda Türkçe olarak oynayacağız. Yani anlayacağınız oldukça uzun soluklu ve oldukça eğlenceli bir seri bizi bekliyor. Şu anda gördüğünüz GTA 5'i bilgisayar versiyonunda eklenen bir özellik olan FPS bakış açısı. Ki oyuna oldukça güzel yer edilmiş ve oldukça kullanacağız bu özelliği. Burası aslında bir flashback sahnesi arkadaşlar. 9 yıl önce gerçekleşen bir banka soygunu. Karakterlerimizin geçmişini bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel olmuş arkadaşlar FPS açısı. All set. Phone it in. Ki yani namı değer Trevor patlayıcı yerleştirdi ve biz de telefonumuzu onu aktif hale getiriyoruz şu anda. Ve ciddi anlamda soygun resmen başladı şu anda arkadaşlar. Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Önce yerdeki ufak tefek paraları, ardından tamamını büyük bir açgözlülükle talan ediyoruz. Sağ altta topladığımız paraları görebilirsiniz. Güzel, kısa günün kârı deyip dışarıya doğru çıkıyoruz. Ve o da ne? Bir güvenlik memuru tarafından alıkonulduk. Ve arkadaşlar GTA 5'in belki de en önemli özelliği olan karakter değiştirmeye başlıyoruz. T'ye geçiyoruz ve anının ortasından indiriyoruz arkadaşlar güvenliği. Q tuşu ile siper alıyoruz. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Arkadaşlar gördüğünüz üzere patlama efektleri mükemmel. Bilgisayarda daha da mükemmel. İşler pek yolunda gitme arkadaşlar ve polisle kısa süreli bir çatışmaya gireceğiz şu anda. Get out of here. You want to look at the face of death? Be my guest. Arkadaşlar benim ilk dikkatimi çeken, büyük ihtimalle sizin de ilk dikkatinizi çeken kontroldeki rahatlık. Bilgisayarda kesinlikle önceden PlayStation 3'te bitirmiştim. Yaz indirimlerini bilgisayardan da aldım üstünden. Klavye, mouse'un kontrolünün rahatlığı kesinlikle başka hiçbir yerde bulamıyorum yani o rahatlığı, öyle söyleyeyim. Yine karakter değişimini göreceğiniz üzere Michael'a geçtim. Şu anda mouse'a yaklaşmadan koşa koşa sıkarak ilerlemeyi gösterdim size. Çok kullanışlı değil ama arasında kullanılabilecek bir özellik. Genel direnişten bu kadar kolay kurtulabilmemizin sebebi kesinlikle çok üzülen bir yerdeki bir banka soyuyor olmamız. Patatüte sıkarak girerek polislerden kurtulacağız arkadaşlar. Zaten fazla şutla oynayamayan birisiyim konsolda. Bu ilk sahneyi bile çok kolay geçemediğimi hatırlıyorum, emin olun. Klavye mouse adlı 10 numara 5 yıldız. Ve önceden ayarlamış olduğumuz şoförümüzün arabasına binip uzaklaşacağız. Bilgayı ile can yakan Trevor'ı gördük az önce. Arkadaşlar bir polis arabası peşimizde.
Zevar'ın muhteşem bıyıkları bile bizi bu durumdan kurtarmaya yetmedi. Şoförümüz pert oldu. Onsuz yola devam edeceğiz. Ve Michael polisleri harcamak ediyor. Arkadaşlar an itibariyle araba kontrolü bizde. Gördüğünüz üzere ara sahneler ve oynanış, oyun içi görüntü sekansları birbirine mükemmel bir şekilde yedirilmiş. Geçişin nasıl olduğunu anlamıyoruz bile. Ki oyunun genelinde böyle, bu intro sahnesi için geçerli değil. Tamamında aynı şey. İleride bir yol barikatı var. Ve trenden önce karşıya geçmek zorundayız. Ve maalesef işler hala yolunda gitmiyor. You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Ve burada bir komployla karşı karşıya kalıyoruz. Brett, maalesef. Brett's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Out of here. Oh Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Go. No. Ve arkadaşlar, önceden oynamışsanız GTA 5'i PlayStation ve Xbox 360'da Trevor'ın Rage modunu biliyorsunuz. Bu tam o sayılmaz ama bir şekilde prototipi diyebiliriz. Belki de başlangıç noktası budur. Uzun süreli amaçsızca hızlı bir şekilde düşmanlarına saydırması söz konusu. Polisler gördüğünüz gibi bitmiyor. Zaten bitmemesi de gerekiyor. Burası ara videoya bağlanan bir sahne. Göreceğiniz üzere. Ve ayı gibi koşturup kızı rehin alıyoruz. Arkadaşlar, Trevor burada izini kaybettiriyor. Fakat bu üç arkadaş birbirinden çok çok uzun süre daha haber alamıyorlar. Arkadaşlar, Michael'ın cenazesindeyiz. Fakat bizi bir sürpriz bekliyor. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin. Göreceğiniz üzere Michael tabutun içinde değil. Bunların hepsi bir düzmeceydi. Ve Michael kayıplara karışıyor bu olaydan sonra. But we know that you will show mercy to our friend. Ve oldukça hareketli bir şekilde GTA 5 maceramız an itibariyle resmen başladı arkadaşlar. Ve Michael psikologda. Your son James. He's a good kid. He's a good kid. A good kid. Tanısınız siz de iyi bir çocuk Why? Diyebilirsiniz. Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. Arkadaşlar, planın mutluluk the end of the road.
acı bir şekilde Michael vesilesiyle görüyoruz şu anda. I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we arkadaşlar, have time bu for. Arkadaşlar, bu psikologla ileride çok eğleneceğiz fakat spoiler vermek istemiyorum. I guess. Fakat sonu son değil yani. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ve arkadaşlar GTA 5 tatlı jeneriğiyle gerçekten şu anda başlamış bulunuyor. Biraz serinin gidişatından bahsedeyim. Sesleri görüntülerden daha sonra kaydediyorum. Bunun amacı benim için daha bir kolaylık olması. Ve akabinde videonun size daha hızlı ve daha seri bir şekilde sunulabilmesi. Her bölüm 1, 2 ya da 3 görev. Görevlerin uzunluğuna, kısalığına göre değişir bu. O bölümde oynadığım görevleri açıklama kısmına yazacağım. Bu şekilde sizin hangi görevde takıldıysanız eğer bulmanız, o videoyu açıp izlemeniz daha kolay olacak. Ulaşılması daha kolay olacak biliyorum. Videolar kurgulanacak arkadaşlar. Yollarda falan uzun uzun gidişatlar kesilecek. Tamamen hikaye odaklı bir seri olmasını planlıyorum. Ve bu arada hikayemizin bir diğer ana karakteri olan Franklin'le şu anda tanışmış bulunuyoruz. Yanında da kankisi Lamar. Ki benim favori karakterim kendisi. Actually yeah. That house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. Arkadaşlar, bu ilk sesindeki diyaloglar cidden tekrar izlenmeye değer. Özellikle Türkçe olduğu sürece. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Videoyu oynayış arasındaki geçişin rahatlığı. Bakın arkadaşlar, bir kez daha şu anda karakter kontrolü bizde. Geçişin nasıl olduğu belli bile değil. First person açısına geçiyorum. Kimin konuşup yine bir bakıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hangisini alıyoruz arkadaşlar? Tabii ki kırmızı. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, lo. Oh, it's like that? For sure, homie. Arkadaşlar, takip ettiğimiz bir araca R tuşuna basarak fokusluyoruz. Ve odak noktamız o oluyor. Tekrar aynı tuşla bu odak noktasından kurtuluyoruz. Takip sahnelerinde, takip görevlerinde oldukça eşitlik araştıran bir özellik. Ve birazdan Franklin'in özel yeteneğine bakacağız. Ve arkadaşlar Caps Lock tuşu ile Franklin'in trafikte zamanı yavaşlatma gibi bir özelliği var. Oldukça kullanışlı ve hayat kurtaran bir özellik. Mesela şu noktalarda kazadan beladan sakınmak adına bol bol kullanıyoruz arkadaşlar. Her ana karakterin farklı özellikleri var. Onu öyle zamanla göreceğiz. Bu Franklin'in özelliği. Yeah, whatever you say. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do.
Oh, we filming shit here, huh? Biraz dikkat ediyorum sağa sola arkadaşlar. İlk görev olduğu için arabayı da kıyamıyorum. I'm schooling your ass, boy. Hey, I come at you from the shoulders, homie. Yalnız ne kaydı araba orada arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu ilerideki tüm sekreye dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. İkincisindeydi yanılmıyorsam. Hani böyle tatlı böyle hafif yükseltiler olduğuna bakmayın. Heh, tam şu yokuşta tatlı atmışlığım var. Sakin sakin ilerlemekte fayda var burada. Arkadaşlar mesela burada resmen hayat kurtardı Caps Lock tuşu. Man, there's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless supply in this fucked up ass country. Come on, Frank. Hey, screw you too, homie. Hang right there. Fine. Left through the parking lot. Alright. Arkadaşlar H tuşu ile kısmen karanlık alanlarda arabamızın ön farlarını aktif hale getirebiliyoruz. Keep up, homie. If you wanna chunk them things. Burada gaza basmamın sebebini videonun sonlarına doğru açıklayacağım. Bu sahneyi önde bitirmem gerekiyor çünkü damardan. Nitekim de öyle bitirdim. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh shit. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Şu anda 2 yıldızlık minik bir arama seviyemiz var. Bundan kurtulmaya çalışacağız. Bu polislerden kurtulmanın genel mantığı arkadaşlar, sol alttaki radar, artık GPS mi dersiniz, harita mı dersiniz, her neyse. Burada göreceğiniz noktalardan, polis noktalarından uzak durmak. Hızlı gitmek kesinlikle bir çözüm değil. Ne kadar hızlı giderseniz görüş açınıza o kadar çok polis gider, o kadar çok polis arabası gider. Şunun arkasından dönebilir miyim diye bakıyorum çünkü polis arabası diğer tarafa bakıyor fakat yemedi. Gördüğünüz gibi siz dikkat edin buna. Çok fazla yaklaşmamaya çalışın. Her ne kadar başka yere bakıyor olsa bile araba. Bu arada haritaya bakarken önündeki kamyonu görmemiş olmak hiç hoş olmadı. Neyse bu kadar polislerle dirsek teması yeterli. Bundan sonra biraz daha dikkatli olalım. Şöyle ana yol gibi bir yere çıkabilsem esasında daha kolay kurtarabileceğimi düşünüyorum. O yüzden ileriden bir sol yapıyorum. Ve şöyle biraz daha kolaylıyorum yolu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi mesela önünde bir polis arabası var. Hızlı gitmeye hiç gerek yok. Arkamızdan bir araba gelmediği sürece. Yavaş yavaş sağa çekip durabiliriz. Tabi bu biraz riskli olur. Dediğim gibi hızlı gitmenin hiçbir anlamı yok. Ki zaten kurtulduk gördüğünüz gibi polislerden. Şimdi çaldığımız arabayı adına çaldığımız şirkete geri götürmenin zamanı geldi. Buradan bir U dönüşü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar grafikleri mümkün olunca yüksek tutmaya çalıştım. Telefonu şu an niye açtığımın hiçbir şekilde anlam veremedim. DirectX 11'i açtığım zaman hafif bir kasma sesindedim ki bu hiç hoşuma gitmedi. 10.1'e çektim. Onun dışında grafik ayarlarım oldukça yüksek de doku kalitesi, kaplamalar vesaire. Fakat kurguya dikkatini çekti.
yine bazı kare kare geçişlerde bir donmalar söz konusu. Çok önemli değil fakat gözüme çarptı. İlerleyen bölümlerde bu ayarları daha böyle bir iyi yapacağıma ve daha akıcı bir görüntü kalitesi sağlayacağımdan emin olabilirsiniz. Ve Simeon'un araba nesi derler, galerisi derler, galerisine doğru geldik. Burası bizim çalıştığımız yer. Arabanın önünü biraz dağıtmışım. You are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Arkadaşlar, Meksiko hiç sayılmaz. Bu gördüğünüz velet, Michael'ın oğlu. Zaten bir sonraki bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam. İki sonraki bölümde miydi? I'm out. Anlayı göreceksiniz. Spoiler sayılmaz. That's part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Evet, burada sırf merakımdan ne konuştuklarını görmek için kalıyorum biraz. Sıkılanlar videoyu biraz ileriye doğru alabilirler. Burası en eğlenceli kısım dedi çünkü biraz merak ettim. Nasıl çocuğun aklına çelecek diye. Now, listen to the quality of the stereo. No, it's too much for you. You need a compact. Whoa, no way, man. Compact? I'm a high roller. SUV guy? I just need time to think. This is the problem. Only the weak use their brains. The strong use their balls. Arkadaşlar, bir yerde çok uzun süre beklediğiniz zaman otomatikman FPS bakış açısına geçiyor karakterimiz ve bu hoşuma giden bir detay oldu açıkçası. How much I save per month? Double it. Whoa, hey, I want it, okay? I just don't have much collateral. We take a cash deposit and your word you can meet the weekly payments. Sınır yok, haftalık taksit bile yapılıyor arkadaşlar. I thought it was monthly payments. Weekly, monthly, it doesn't matter. You are not a serious customer. Whoa, I'm serious, bro. Deadly. Church, bro. Just show me where to sign. You're distracting me, Franklin. Please go. Kibarca kovuluyoruz arkadaşlar ve yavaş yavaş görevimizi sonlandırmak için arabamıza doğru ilerliyoruz. Bu arada arabanın önünü cidden iyi dağıtmışım. Herhalde o kamyona çarptığım esnada oldu. Bu Franklin'in şahsi arabası arkadaşlar, beyaz. Her zaman garajınızda bulabilirsiniz bu arabayı. Mesela arkadaşlar, şuradan eve giderken olan sahnede takılmalar dikkatimi çekti grafiklerde. Bir sonraki bölümde ben bir mesela birkaç yüksek ayarı normale çekebilirim. Kasmayı engellemek için. Çok da oynanmayacak gibi değil, izlenmeyecek gibi değil ama olsun. Bu arada Frank'in evi ile işi arasındaki mesafe cidden çok kısa. Haritada da göreceğiniz üzere. Şurada hemen evimizin garajını koyuyoruz, arabamızı park ediyoruz. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your Lamar neck. Cidden. Oh, better yet, çok maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Nigga. What? Arkadaşlar, bir sonraki bölümde berbere gideceğiz. Canınızı sıkmayın. Kısa bir saç tıraşı yapacağız. Y'all telling me? Oh, he here. We're living on top of each other and it ain't right. Teyzemizle mi, yengemizle mi arkadaşlar beraber yaşıyoruz ki kendisi bizden pek haz etmiyor. I see you at the thing. You here?
But actor's contract. I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Burası odamız arkadaşlar, yatak. Son GTA oyunlarından aşina olduğunuz üzere oyunu save etmek için kullanıyoruz. Gardırobamızdan üstümüzü başımızı değiştirebiliyoruz. Franklin'in şu anda üstünde gördüğünüz elbiseler tamamen default kostümler. Bunları istediğiniz zaman değiştirmeniz mümkün. Ve ilk görevi tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Biraz evimize göz gezdirelim. Size videonun sonunda açıklayacağım dediğim şey, bu görevlerin içindeki mini isteğe bağlı gerçekleştirdiğimiz görevcikler diyeyim böyle. Bunları tanımadığınız zaman silver, gold ya da bronze şekilde madalyalar alıyorsunuz. Mesela başlangıçta gold almışız, zaten herhangi bir mini görev yokmuş. Franklin ve Lamar'da da gördüğünüz gibi işte araba yarışında mesela birinci Lamar'ın önünde tamamladım. İşte film stüdyosundaki kimseye çarpmadım vesaire vesaire. Tabii bu ilk görev olduğu için biraz özen gösterdim, yalan değil. Fakat bundan sonraki görevlerde biraz hızlı bir oynanış bizi bekliyor. Zaten öyle de olmadı. Bunlara fazla dikkat etmeye pek bir lüzum yok. Sadece kendinizi tatmin etmiş oluyorsunuz bir şekilde. Bir save edeyim dedim ama zaten otomatik save aldığı için şu anda bir save daha etmiyor. Biz de bir dışarı çıkalım. Zeppelin açılmış. Bu büyük ihtimalle bilgisayar versiyonu ile gelen bir özellik olabilir. Direkt böyle açıldığını hatırlamıyorum çünkü PlayStation 3'te. Franklin! Hey, what's going down, homie? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Bir sonraki görevimiz de ardından arkadaşlar S harfiyle gösterilen görev. Simeon'un görevi. Hemen haritada da göstereyim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz yere gideceğiz ve bir sonraki görevimizi bir sonraki bölümümüzde gerçekleşeceğiz arkadaşlar. Bu bölümde iki görev oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.